Ve şimdi de bakalım altın piyasalarındaki gelişmeleri. Yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak görülen altında düşüş devam etti geçtiğimiz hafta. Gayrimenkul yatırımcılarının yeni rotası ise arsa oldu. Beklenen depremden dolayı, işte bu faizlerden dolayı, yani her şeyin tekrar döndüğü tek yer aslında arsa. Altın düştü. Yatırımcının gözü gayrimenkul ve arsaya yöneldi. Bu hafta altının düşmesiyle insanların faizin de düşmesini öngörerek yaptıkları yatırımın şu an tüm rota tekrar arsaya çevrildi. Şu an çok yoğun bir ilgi var. Yatırımcının güvenli limanı ons altın 2590 doları görürken gram altınsa 2891 liranın altına geriledi. Hal böyle olunca yatırımcılar rotasını gayrimenkule çevirdi. Çünkü insanlar artık yatırımını arsadan yana tercih ediyor. Bunun tabii ki sebepleri var. Biliyorsunuz son 5 yıldır hiçbir zaman yatırımcısını üzmeyen tek yatırım aracı gayrimenkul, arsa oldu. Bu konutta da değil. Ama arsa her zaman yatırımcıların yüzüne gülen bir yatırım oldu. Bir de insanlar İstanbul'a yakın bölgelerde kendilerine ciddi bir yaşam alanı ya da işte bir tiny house, bir yaşam bahçesi yaratabiliyorlar. Gayrimenkul uzmanı Burak Susuz, borsada yaşanan dalgalanmalarında yatırımcıyı etkilediğine dikkat çekti. İşte olası deprem, işte bu faizlerin düşmesi, altının düşmesi, İşte borsada insanların ciddi bir hayal kırıklığına uğraması vesaire, bu tarz yatırımlar insanlara arsanın yatırımcısını üzmeyen bir yatırım aracı olduğunu görmüş oldular, anlamış oldular. Şu an çok yoğun bir talep var. İnsanlar tekrar kendilerine bir yaşam alanı kuruyor. Özellikle de bu depremle alakalı da insanlar kendilerine bir yatırım aracı olarak arsayı görüyorlar. Çünkü diyorlar ki en azından İstanbul'da kaçabileceğimiz bir yaşam alanı olsun. Bugün İstanbul'dan tutun ta Trakya'ya kadar arsada birçok alanda ilgi çok yoğun.